arkadaşım. Bugün de Sat Yedi Türk Çocuğa hoş geldin. İyi ki geldin. Çünkü bugün çok ama çok önemli bir gün. Acaba bugünün ne olduğunu merak ediyor musun? Heyecanlı mısın? Ben çok heyecanlıyım ve açılışı bu şekilde yaptığım için çok mutluyum. Çünkü bugün benim etrafıma baktığımda beni çok mutlu eden şeylerle alakalı bir şey bu. Doğaya baktığımda beni çok mutlu eder doğaya bakmak. Etrafa bakmak beni çok mutlu eder ve her zaman Tanrı'ya şükrederim. Ve Tanrı'nın bu bütün dünyayı, etrafımızı, doğayı nasıl bu kadar güzel yaratabildiğine hayran kalırım. İşte bugün tüm bu saydıklarımla ilgili bir gün. Eğer hazırsan haydi bakalım gel birlikte görelim bugün günlerden neymiş. Dünya Çevre Günü'n kutlu olsun sevgili arkadaşım. İşte bugün günlerden Dünya Çevre Günü, yani çevremizle ilgili harika bir gün bugün. Tanrı'nın yarattıklarını, doğayı, güzellikleri kutlamak için harika bir gün. Şimdi bugünü hemen öğrendik. O zaman öncelikle şöyle güzel bir video izleyelim. Sonra sen Ege'yi izle. Ondan sonra Dünya Çevre Günü hakkında birazcık konuşalım. Bulunan fosillere göre köpekler 35 bin yıl önce evcilleştirildi. Buna göre benim köpeğimin bundan haberi yok. Sürekli vahşice saldırıyor herkese. Dünyanın en zehirli 25 yılanının 20'si Avustralya'da yaşar. Avustralya kocaman bir ada olduğundan yüzerek buraya gelmeleri imkansız gibidir. Burnunuz tıkalı bir şekilde yerseniz elma ve patatesin tadı aynı gelir. Ayrıca sesiniz böyle çıkar. Bu yüzden nezle olduğunuzda burnunuz tıkalıysa patates ya da elma yememenizi tavsiye ederim. Ayıramazsınız. Romalılar ezilmiş fare beynini diş macunu olarak kullanırdı. Bu yüzden Romalıların dişleri fareler gibi dişletmiş. Yani böyle. Beyninizin bir sesi ayırt etme süresi 1 milyarda 2'dir. Yani benim sesimi diğer seslerden ayırt etmek oldukça kolay olacak sizin için. Ankara'nın dağlarda büklüm büklüm yolları. Sevgili arkadaşım, bugün Dünya Çevre Günü. Yani bugün bütün gün bizler Tanrı'ya yarattığı güzel çevremiz için teşekkür edebiliriz. Doğa için, ağaçlar için, denizler için, bulutlar için, gökyüzü için, yarattığı güzel hayvanlar için, hem vahşi hayvanlar için hem evimizdeki evcil hayvanlarımız için, hepsi için Tanrı'ya teşekkür edelim. Ve aynı zamanda doğal kaynaklarımız için, mesela bizler nasıl besleniyoruz? Topraktan çıkan meyve sebzelerle besleniyoruz. Ağaçta yetişen meyvelerle besleniyoruz. Ve işte bunlar da çevremizin bir parçası. Yani Tanrı bu dünyayı gerçekten bizler güzelce beslenelim, bizler yüzebilelim, gökyüzüne bakabilelim, ağaçları koklayabilelim, nefes alabilelim, tertemiz bir hava alabilelim diye bu kadar güzel yarattı. Ama bugün bilmemiz gereken bir şey var ki bizler çevremize çok iyi bakmalıyız. Çünkü o bize Tanrı'nın verdiği çok güzel bir hediye. Yani hiçbir hayvana zarar vermemeliyiz, hayvanları korumalıyız, sevmeliyiz, doğaya zarar vermemeliyiz. Mesela çöplerimizi yerlere atmamalıyız, pet şişelerimizi toprağa atmamalıyız, hiçbir yaprağı, hiçbir çiçeği dalından koparmamalıyız sevgili arkadaşım. Bütün bunlar çok önemli ve aynı zamanda bizlerin doğada su kaynaklarımız da var. Bizlerin içtiği su, bazen yıkandığı su doğadan bizlere, yani çevremizden bizlere geliyor. Bizler mesela sadece ellerimizi yıkayacağımız zaman, suyun altına sokacağımız zaman suyu açalım. Hatta ellerimizi böyle köpürtürken su o sırada kapalı kalabilir. Dişlerimizi fırçalarken ya da boşa su akıtmayabiliriz. Aynı zamanda bizler yıkanırken aynı şey geçerli. Her şey için kısaca bunu sizlere söyleyebilirim.
bugün bizim özellikle bu sadece bugün değil tüm hayatımız boyunca ama bugün fark etmemiz gereken bir şey var ki bizler doğaya çok iyi bakmalıyız ve doğayı korumalıyız sevgili arkadaşım. Dünya Çevre Günü'n tekrar kutlu olsun. Şimdi de sırada kumdaki hikayeler var. Sen onları izle. Ardından Deyim Yerindeyse bölümünde yine burada buluşacağız. Rap İsa'nın yargılanması başkâhin Kayafa'nın evinde yapılıyordu. Orada başkâhinler, halk önderleri ve büyük bir kalabalık toplanmıştı. İsa'yı öldürmek için aleyhine yalancı şahitlik yapacak birilerini arıyorlardı. Biri çıkıp İsa'nın aleyhine şahitlik yaparak ''Bu adam Tanrı'nın tapınağını yıkıp 3 günde yenisini yapacağını söyledi.'' dedi. Bunun üzerine başkâhin İsa'ya sordu. ''Tanrı'nın oğlu Mesih sen misin?'' Rap İsa şöyle yanıtladı. Söylediğin gibidir, bundan sonra insanoğlunun, kudretli olanın sağında oturmuş ve gökteki bulutlar üzerine geldiğini göreceksiniz. Bu sırada Petrus, başkâhinin evinde İsa'nın yargılanmasını uzaktan izliyordu. İsa'nın başkâhine verdiği cevabı duymuştu. Başkâhin, Rab İsa'nın bu cevabı üzerine çok öfkelenerek giysilerini yırttı. Çünkü hiç kimse Tanrı'nın oğlu Mesih olduğunu söyleyemezdi. Başkâhine İsa'nın öldürülmesi gerektiğini söylediler. Bu arada bir hizmetçi kız Petrus'a seslenerek ''Sen Celileli İsa ile birlikteydin'' dedi. Petrus inkar ederek ''Neden söz ettiğini anlamıyorum'' diye cevap verdi. Az sonra başka bir hizmetçi kız gelip Petrus'u göstererek orada duranlara bu adam Nasıralı İsa ile beraberdi diye seslendi. Petrus bir daha inkar ederek ben o adamı hiç tanımıyorum diye inkar etti. Daha sonra orada bekleyen bazı kişiler de Petrus'a sen onu tanıyorsun dediler. Petrus yine inkar etti. Tam o anda horoz öttü. Beni 3 defa inkar edeceksin dediğini hatırladı. Petrus hemen oradan ayrılıp Rab İsa'yı inkar ettiği için acı içinde ağladı. Gün doğunca başkâhinler ve halkın ileri gelenleri İsa'yı Vali Pilatus'a götürdüler. Vali Rab İsa'ya sordu. Sen Yahudilerin kralı mısın? Rab İsa, söylediğin gibidir dedi. Vali gelenek olarak her bayramda bir tutukluyu affeder ve salıverirdi. O sırada Barabba adında ünlü bir suçlu mahkum vardı. Vali oradakilere sordu. Kimi serbest bırakayım? Barabba'yı mı yoksa ben Mesih'im diyen İsa'yı mı? Vali Pilatus'un karısı yargılama sürerken valiye ''Unutma o adam masum. Ona dokunma çünkü hiçbir kötülük yapmadı. Dün gece gördüğüm rüyada onun yüzünden çok eziyet çektim.'' diye haber gönderdi. Ancak Pilatus karısının sözlerine itibar etmedi. Başkâhin ve din adamları Barabba'nın serbest bırakılmasını ve İsa'nın öldürülmesini istesinler diye halkı kandırıp kışkırtıyordu. Vali halka dönerek sordu. Kimi serbest bırakayım? Barabba'yı mı yoksa Mesih olduğunu söyleyen İsa'yı mı? Halk yüksek sesle Barabba diye cevap verdi. İsa içinde çarmıha gerilsin, çarmıha gerilsin diye bağırıyorlardı. Vali Pilatus çaresizlik içinde halkın önünde ellerini yıkadı ve onlara ''Bu adamın kanından ben sorumlu değilim, bu işe siz bakın.'' dedi. Bu bölümün de sonuna gelirken
bu güzel ayette veda edelim. O baskı görüp eziyet çektiyse de ağzını açmadı. Kesime götürülen kuzu gibi, kırkıcıların önünde sessizce duran koyun gibi açmadı ağzını. Yeşaya 53. bölüm 7. ayet. Hazır mısın arkadaşım? Bu bölümde ne yapıyorduk? Ben size bir resim gösteriyordum ve o resimler bizim Türkçe'de çok kullandığımız deyimleri anlatıyordu. Peki deyim nedir arkadaşlar? Bazı durumları uzun uzun farklı farklı sözcüklerle anlatmak yerine kısa birkaç kelimeyle durumu anlattığımız böyle artık dilimize yerleşmiş belli deyimler var. Biz burada o deyimleri tahmin edip anlamlarını birlikte öğreniyoruz. Eğer hazırsan bugünkü deyimin görseli 3'ten geriye doğru saydıktan sonra hemen gelsin sevgili arkadaşım. 3, 2, 1. Evet arkadaşım, ben de seninle birlikte bu deyimi görüyorum şu anda. Böyle bir bulut gibi bir şey var tepede. Onun içinde de böyle gülümseyen sarı bir deve var. Evet, bu bir deve arkadaşım, değil mi? Böyle sırtı yamuk, oradan anlıyorum. Ama bu bir kızın kafasında duruyor. Bu ne demek? Yani bu bir düşünce mi, rüya mı görüyor? Ne yapıyor? O bulutun orada ne işi var? Ya da acaba kafasının üzerine mi koymuş? Peki bir de bu kızın önünde küçük bir şey var. O nedir öyle? Bir oyuncak mı? Ya da o bir arı galiba. Arıya benzettim ve bu kız, pembe saçlı bu sevimli küçük kız, şok olmuş, ağzını açmış, gözlerini açmış sevgili arkadaşım. Şimdi bu deyim kartı benim elimde. Görmek istersen sana bu şekilde gösterebilirim. Aynı az önce gördüğüm deyim kartı bu. Tekrardan yukarıda bir deve görüyoruz. Bu sevimli kızın önünde bir şey var. Ya bir oyuncak ya bir arı o. Ve aynı zamanda böyle bir tepede bulut gibi bir şey var sevgili arkadaşım. Şimdi sana iki tane ipucu vereceğim. Bu deyimde geçen iki tane ipucu tıpkı resimde de gördüğün gibi ipuçlarından bir tanesi... Bir nedir arkadaşım? Pire. Evet. Şimdi anladım. Bu resimde kızın önünde gördüğümüz şey bir arı değil sanırım, bir pire sevgili arkadaşım. Evet, pire. Bir diğer ipucum ise deve. O da zaten resimde görmüştük onu. Pirenin nasıl bir şey olduğunu biliyor musunuz? Genelde hayvanlarda olur maalesef. Onları rahatsız eden, kaşındıran bir hayvandır. Bir böcek türü diyebilirim. Ama acaba bu hangi deyim? Bu resimleri, bu ipuçlarını bizler bu deyimin içine nasıl yerleştirebiliriz sevgili arkadaşım? Kafanda hiç bir şey belirdi mi? Bir kız, bir pire, bir deve aslında benim galiba kafamda belirdi. Ben bu deyimin ne olduğunu anladım sevgili arkadaşım. Eğer hazırsan deyimini açıklıyorum. Bu deyim, şöyle kartımı ters çevirerek burada da yazıyor, göstereceğim. Sevgili arkadaşım, bu deyim, hazır mısın? 3, 2, 1, pireyi deve yapmak. Evet, bu deyim, pireyi deve yapmak anlamı da nedir? Hemen söylüyorum sana. Bu deyimin anlamı, önemsiz bir olayı büyütmek anlamına geliyor. Yani pireyi deve yapmak. Aslında pire kadar, pire daha önce hiç görmediyseniz, böyle pireler çok küçük olur. Bazen gözle göremeyiz bile. Hayvanların üzerinde gözle göremeyiz, fark edemeyiz. O kadar küçük ki. Ve bir de deveyi düşünün. Deve ne kadar büyük bir şey. İnsanlar devenin üzerine nasıl çıkıyorlar? Böyle tırmanarak çıkıyorlar değil mi? Böyle başka şeyleri basarak üzerine çıkıyorlar. Yani o kadar küçük bir şeyi, küçük bir pire gibi, pire kadar küçük bir şeyi kocaman bir deveymiş gibi büyük bir hale getirmek anlamına geliyor. Genelde bunun biraz negatif bir anlamı var. Hemen sana örnek bir cümle okuyorum. Suat koşarak yanımıza gelip mahalledeki boş arsada kocaman dişleri olan dev bir köpek gördüğünü anlattı. Ama hepimiz onun pireyi deve yaptığını bildiğimiz için anlattıklarından korkmadık. Yani çok da inandırıcı gelmiyor. Mesela diyelim okulda bir sınava girdin ve sınavın
iyi geçti ama süper geçmedi. Ve sen diyorsun ki of ben sınavdan 100 yerine 90 alacağım deyip bu konuya çok üzülüyorsun. Çok üzülüyorsun. Ve arkadaşın da sana diyor ki pireyi deve yapma. Bu o kadar büyük bir problem değil. 90 da iyi bir not. Yani buna üzülmene gerek yok. Bu çok büyük bir dertmiş gibi, çok büyük bir problemmiş gibi, çok üzücü bir durummuş gibi davranma. Yani pireyi deve yapma sevgili arkadaşım diyor. İşte arkadaşlar pireyi deve yapmak deyiminin de anlamı bu. Sizler bu deyimi lütfen artık bugün öğrendikten sonra günlük konuşmalarınızda kullanmaya başlayın. Ve bize ulaşın, WhatsApp'tan gönderin bize. Bu deyimi acaba hangi durumlarda kullandın? Nasıl tepkiler geldi? Ve gerçekten hayatını kolaylaştırdı mı bu deyimi kullanmak? Bizler senden gelen haberleri heyecanla bekliyoruz. Hadi bakalım şimdi de gidelim şöyle güzelce Mevzi'yi izleyelim. Sonra da Tanrı'nın sözünde buluşalım. Hala dargın mısın bana? Hangi konuda? Şey, dün için. Oh, unuttum gitti mi? Sen benim kardeşimsin. Dargınlık akılsızların bağrında barınan bir his. Ne güzel söyledin kardeşim. Vaiz bölümünde okumuş olmalısın. Evet, kesinlikle oradan. Ah, harika. Sürprizli yerden devam ediyorum öyleyse. Hiç vakit kaybetme. Ah, dur, böyle şey yapalım mı? Ne? Bir önceki bölümde, az sonra... Özet gibi. Gerek yok. Kardeşlerim hemen anımsayacaklar nasılsa. Olsun olsun böyle bir cümle ya. Ben bir önceki bölümde diyeceğim. Sonra sen geçen bölümden kısa bir hatırlatma yapacaksın, tamam mı? Geçen bölümdeki gibi yine kızdıracak mıyım seni? Oh, hayır, orası yok işte. Aa, tamam o zaman. Hadi başla. Bir önceki bölümde. Elçi Paulus Troas kentinde. Gece vakti, rüya görür, rüyasında bir görüm. Ve şimdi yeni bölüm. Bu görümde bir adam elçi Paulus'un önünde durup ona yalvarır ve Makedonya'ya gel, bize yardım et diyordu. Elçilerin işleri 16:6'dan biliyoruz bunu. O sonra. Aa, ara mı verdik? Yok, dalmışım. Ha, tamam. Elçi Paulus bu görümün ardından hiç vakit kaybetmeyip Silas ve Timoteus'la birlikte Makedonya'ya gitmenin yollarını arar. Troas limanından gemiye binerler. Deniz yolculuğundan sonra Filipi'ye varırlar. Burası Makedonya bölgesinin önemli bir kentidir. Makedonya ülke değil miydi? Evet, şu an ülke. Başkenti de Üsküp. Hı. O zaman da bir bölge ve Roma'ya ait. Filipi ise Makedonya bölgesinde yer alan bir kent. Antiktir bir de. Tabii tabii. Hep antik. Tabii. Yani olsun o kadar. Ne kadar eski çünkü değil mi? Hı. Tamam, devam ediyorum. Hiç durma kardeş. Paulus ve beraberindekiler bu kentin kıyısında bir grup kadınla karşılaşır ve kadınlara Tanrı sözünü anlatırlar. İçlerinden biri hemen iman eder ve konaklama için evlerine misafir eder. Elçiler misafirlikten sonra şehre iner ve vaazlarını vermeye devam ederler. Buradaki topluluğun arasından bir kız, bu insanlar Yüce Tanrı'nın uşaklarıdır, size bir kurtuluş yolu bildiriyorlar diye sürekli bağırır. Elçi Paulus sonunda çileden çıkarak kıza, İsa Mesih'in adıyla sana buyuruyorum, ondan ayrılasın der. Oh, bunu okumuştum. Evet, elçilerin işleri 16:18'den. Sonra? Paulus'un bu söyleminden sonra kötü ruh kızın içinden çıkar ve kız kurtulur. Ancak kız bir falcıdır. Ve onun falcılığından geçinen bir grup vardır. Bu durumdan hiç hoşlanmazlar. Elçi Paulus ve yanındakileri yakalayıp kentin ortasında bulunan pazar yerine götürürler. Yani Agora'ya. Evet, Agora'ya. Harikasın Zi. O kadar ülke gezdim ya. Doğru, çok haklısın. Evet, nerede kalmıştık ha? Agora'da yöneticiler karşısına çıkarılırlar. Yahudi oldukları ve kente kargaşa çıkardıkları söylenir. Romalı olan bizlerin benimseyip uygulayamayacağımız töreler bildiriyorlar derler. Hatırlarsın, burası Roma kentiydi. Evet. Vay be, şimdi ne olacak? Şimdi senin doğru mu yanlış mı sorun gelecek. Hı? İkinci yolculuğun devamına da sonraki bölüm devam edeceğiz. Peki o zaman, geliyor. Dünyayı gezdiğimi hatırladığım için o tarzda bir soru soracağım. Abi, sor lütfen, sor.
Uruguay ve Paraguay komşu ülkelerdir. Doğru mu, yanlış mı? Doğru. Oh, yapma. İpucu verecektim ya. Neyse olsun. Bu sefer yanlış oldu. Ay olsun kardeş. İsim benzerliği şaşırttı beni. Uruguay, Paraguay ya. Olsun. Uruguay ve Paraguay Güney Amerika'da bulunan ülkeler. Doğru. İsimleri birbirine benzemekte. Paraguay, Uruguay'ın kuzeyinde yer alır. Birbirlerine komşu değildirler. İki ülke arasında Arjantin ve Brezilya'nın toprakları yer alır. Vay be! Ne güzel bilgiler bunlar. Çok teşekkürler Zi. Asıl ben teşekkür ederim. Hadi gidelim Zi. Hadi. Bye bye. Bye bye. Tanrı'nın sözünde yine beraberiz sevgili arkadaşım. En son biz Ezra ve Nehemya'dan bahsetmiştik. Onlar nasıl Tanrı'nın halkına bir parti düzenlemişti, nasıl bir parti vermişlerdi, bunun hakkında konuşuyorduk. Peki neden bu Tanrı'nın halkı neden bir parti verdi, hatırlıyor musun? Hemen sana hatırlatmak istiyorum. Çünkü sevgili arkadaşım, onlar uzun zaman kölelerdi ama sonra kölelikten kurtulduktan sonra onlara böyle Tanrı bir sürü kurallar vermişti. Ama Ezra ve Nehemya çok uzun zaman sonra onlara tekrar bu kuralları hatırlattılar ve onlar çok ama çok üzüldüler. Çünkü bu kuralların hiçbirini hayatlarında uygulayamadıklarını fark ettiler. Hatırladınız mı? Musa 10 emir göndermişti. Tanrı'nın insanlara daha mutlu, daha güzel, daha sağlıklı yaşayabilmeleri için verdikleri kurallardı bunlar. Ama arkadaşlar dediğim gibi Tanrı'nın yardımı olmadan bu kuralları yerine getirebilmek hiç de zor değildi. İşte bu yüzden de bu Tanrı'nın halkı bu kuralları tekrar hatırladıklarında çok üzülüp çok ağladılar. Çünkü hayatlarında hiçbirini gerçekleştiremiyorlardı Tanrı'nın yardımı olmadan. Ama Tanrı onlara bir haber gönderdi ve dedi ki ben size yardım edeceğim. İşte o yüzden onlar büyük bir parti vermeye başladılar sevinçten. Bütün bir hafta boyunca partiyle bunu kutladılar. Tanrı bizim mutlu olmamızı istiyor dedi Ezra. Bütün gün Tanrı'nın halkı için yaptığı harika şeyleri dinlediler. Dünyayı nasıl yarattığını, İbrahim'e nasıl özel bir söz verdiğini, onları nasıl kölelikten kurtardığını, nasıl Musa ile konuşup ne şekilde yaşamaları gerektiğini anlattığını, sonra onları nasıl özel bir ülkeye getirdiğini ve ne olursa olsun defalarca ve defalarca onları kurtardığını anlattı. Bunların hepsinin sebebi Tanrı'nın asla durmayan, asla vazgeçmeyen, kırılmaz, sonsuz ve süresiz sevgisiydi. İşte bu partinin asıl sebebi Tanrı'nın bizlere olan büyük sevgisiydi. Tanrı'nın yıllar boyunca her zaman çocuklarını nasıl sevdiğini hatırladılar. İbrahim'e verdiği sözü tutmuş, onlara bakmış, onları bağışlamıştı. Onun sözünü dinlemediklerinde bile, ondan kaçtıklarında bile, ona ihtiyaçları olmadığını düşündüklerinde bile. Sonra Tanrı çocuklarına bir şey daha söyledi. Sizi sevmekten vazgeçemem. Kalbimin hazinesisiniz. Kaybolmuştunuz. Şimdi sizi geri alacağım. Size benim istediğim her şeyi uygulamanız için yardım edeceğim. Tatlı bir şekilde üzerinizde parlayan güneş gibiyim. Işığımla tüm karanlığı, korkuyu ve ölümü uzaklaştıracağım. Çok mutlu olacaksınız. Tıpkı çayırda özgürce koşuşan buzağlar gibi. Habercimi yollayacağım. Sözünü verdiğim, beklediğiniz kurtarıcı. O geliyor. Bu yüzden hazırlanın. İşte bu kurtarıcı Mesih'ti. Ve gerçekten bizim için bu dünyaya geldi. Tanrı'nın halkının hazırlanması yüzyıllar almıştı. Ama Tanrı'nın planının en harika parçasının zamanı neredeyse gelmişti. Tanrı'nın kendisi gelecekti. Halkını cezalandırmak için değil, onları kurtarmak için. Tanrı her gözden, her gözyaşını silmeye hazırlanıyordu. Tanrı bizi sonsuza kadar sevecekti. Gerçek parti başlamak üzereydi sevgili arkadaşım. Sen de bu partiyi hala kutlamaya devam edebilirsin. Çünkü Mesih senin için zaten geldi ve hala
seni çok seviyor ve sevmeye devam edecek. Sen her zorlandığında, her korktuğunda, her yanlış bir şey yapmaya yöneldiğinde sana yardım etmek için hazır bekliyor. İşte bu yüzden bu parti bizim için de geçerli. Bizler hala sevinçle Mesih'in gelişini kutlamalıyız sevgili arkadaşım. Bugünlük Nora abanızdan bu kadar. Bu sevinci kaybetmeyin ve tüm hafta sonu bu sevinci ve tüm hafta boyunca bu sevinci taşıyın istiyorum. Sizleri çok ama çok seviyorum. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.